Görsün canım. Kayu'nun araba yolculuğu. Bir cumartesi sabahı baba araba kullanmak için harika bir gün olduğunu düşünmüştü. Biz şimdi nereye gideceğiz baba? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyor musun? Hayır, gideceğiz ve neler olduğuna bakacağız. Kayu nereye gittiğini bilmemenin gerçekten garip olduğunu düşündü. Neler keşfedeceklerini merak etti. İşte gidiyoruz. Evet, kim oyun oynamak ister? Ben isterim. Tamam, bu oyunda aramamız gereken kırmızı bir ahır. Güzel. Şimdi de beyaz bir araba bulun. Araba, araba. Evet, o bir araba Rosie ama siyah, beyaz değil. Aa, beyaz araba. Beyaz araba. Şimdi inekleri bulun. Hadi bakalım. İnekler. İnekleri ilk gören Kayu oldu. Ama onları Rosie'nin görmesi için bekledi. İneklere bak Rosie. İnekler, inekler. Rosie inekleri gördü. Devam et tatlım. Sonunda benzin alma ve öğle yemeği vakti gelmişti. İçine mi gidiyor babacığım? Evet. Bu sayılar bize ne kadar benzinde olduğunu gösteriyor. Çok fazla. Benzin arabanın yemeği gibidir. Onun gitmesini sağlar. Biz yemek yiyeceğiz ve bizim arabamız da yemek yiyor baba. Çok iyi anlamışsın. Vay canına, şu kamyona bak babacığım. Gidip ona bakabilir miyiz lütfen? Elbette, hadi gel bakalım. Kayu büyük kamyonları çok severdi ve bu gerçekten güzel ve ışıl ışıldı. Kayu bunun gibi kocaman bir kamyonu sürmenin nasıl bir şey olabileceğini hayal etmişti. Ben kamyon şoförü Kayu'yum. Bu işaret bir geyik yolu var demek anlamına geliyor. Yavaşlasam çok iyi olacak. Hoşça kalın. Ördek geçidi mi? Vay canına. Su aygırı geçidi mi? Affedersiniz, geçmeme izin verir misiniz? Teşekkür ederim. Pekala kamyon şoförü Kayu. Yemek yeme zamanı.
Restoranda Rosie yüksek bir sandalyeye oturdu. Ama Caillou büyük bir çocuk gibi koltuğa oturdu. Ne yemek istediğini de menüden seçebiliyordu. Çünkü menü resimliydi. Bir peynirli sandviç alabilir miyim lütfen? Ne içmek istersin Caillou? Süt lütfen. Yemek yedikten sonra gittiler. Caillou yavaş yavaş yorulmaya başlamıştı. Caillou, ileriye bak. Bu bir feribot mu? Ona mı bineceğiz? Kesinlikle haklısın. Caillou daha önce hiç feribota binmemişti. Dışarı çıkabilir miyim lütfen? Henüz değil. Hornayı duymadan arabadan dışarı çıkamayız. Çok gürültülü. 1, 2, 3, 4, 5 araba. Bu küçük bir feribot. 100 tane araba taşıyabilen büyük feribotlar da var, biliyor musun? Vay canına. Bak baba, kuşlar bizi takip ediyor. Bunlar martı. Caillou, bak kaptan orada. Feribota hoş geldiniz. Feribot kaptanı Caillou'ya bütün kontrol düğmelerini gösterdi. Ve kıyıya yaklaştıklarında Caillou'nun sireni çalmasına izin verdi. Caillou, ilk feribot yolculuğunu sevdin mi bakalım dostum? Evet, özellikle de kornayı. Rosie bütün yolculuk boyunca uyudu, sorun değil. Çünkü Rosie uyandığında ona her şeyi ben anlatabilirim. Caillou bugün karşılaştıkları bütün sürprizleri düşündü. İnekler, benzin pompaları, büyük kamyon ve yemeğini kendinin söylediği restoran. Ayrıca çok çok gürültülü bir feribot. Caillou araba yolculuklarından hoşlandığını düşündü. Özellikle de nereye gideceklerini bilmedikleri zaman.